Freak. Let's get freaky. Freak 3 karşınızda. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Yine sevdiğimiz tarzda bir kutu açımı olacak. Bu sefer çıkar çıkmaz almayı planladığım Freak 3'ü aldım. Bir miktar geç kaldım, bir ay kadar. Hani geçen ay almak istiyordum. Olsun, sıkıntı yok. Her ayakkabıyı bu kadar erken alsak bence zaten harika olur. Freak 3 kutusuyla bizi selamlıyor bir mango rengi diyebiliriz değil mi? Nar çiçeği gibi. Nar çiçeği mi? Mango musu? Turuncu, evet, değişik. Yine aslında 1 ve 2'deki kutu tasarımının aynısı var. 1'de ama beyaz, 2'de siyah mıydı? Tam tersi de olabilir. Bu sefer de bu şekilde farklı bir renkte kutusu var. Antetokounmpo yazıyor. Nike, Yanis logosu. Bu arada ben logosunu beğeniyorum. Sen beğeniyor musun? Çok hoş. Değil mi? Güzel üçgenli gözüküyor. Üçgenli, değişik. Her logoyu sevmiyorum ama genelde üçgen tasarımlar daha mı güzel oluyor acaba? Evet, hadi şimdi kutumuzu açalım. Ha, bu arada her zaman söylüyoruz. 11 numara aldım arkadaşlar yine. Biliyorsunuz artık benim Nike numaram 45 oluyor, 11 numara. Hadi daha size 44.5, hatta bazen daha size 44'e falan düşüyorum. Hatta size pek 45'e çıkmıyorum ama. Yok, hiç çıkmadım. Yani. Bir tane oldu. Onda bir falan, Harden's Tepic. Bir daha önce yapmıştım onu, ikide de olabilir. Evet, hadi şimdi açalım bakalım. Ve... Bang! Antetokounmpo'ların hep herhalde siyah senin. Evet. Galiba beyaz. İkincisi beyazdı, birincisi siyahtı. Ve Antetokounmpo Freak 3. Oo, yalnız bir hoşuma gitti. Bir mağazada incelemiştim arkadaşlar ben bunu. Bayağı o zaman da hoşuma gitmişti. Hatta belki de seride ilk bakışta en çok beğendiğim ayakkabı olabilir mi? Bilemiyorum. Gerçekten bahsediyorum. Siyahla mor değişik olmuş ama güzel olmuş. Güzel olmuş bence ya. Bayağı hoşuma gitti. Ağırlıkları bir miktar var gibi geldi arkadaşlar. İçleri çok boş değil. Bir de, ya iki de bence çok boştu. İkiyi pek beğenmemiştim. Ama bu sanki okkalı ve güzel bir ayakkabı olacak gibi duruyor. Ne dersin ilk görüntü olarak? Biraz şöyle basılmış gibi. Yarış arabası gibi. Evet, yine şuraları basık olunca öyle geliyor. Ayakları böyle şey. Gidecekmiş gibi. Aynen öyle. Şimdi evet, biraz güzelliğinden bakalım. Bir tanesini ben senin önüne koyayım. Sen orada detaylara bakarken ben de buradan bakayım. Çünkü ilk defa bakıyoruz. Zaten kutu açımlarının olayı o. Direkt gözüme şuralar çarptı. Benim de. Zigzaklar ve aşağı doğru geliyorsun. Air Zoom yazıyor ve Air işareti, yani Air yazısı içi boş. Dikkatini çekti mi? Kamerada gözüküyor mu? Yeşil Air, o bubble'ı görüyorsunuz arkadaşlar, balonu. Benim bayağı hoşuma gitti. Çok keyifli olmuş. Aynı zamanda baksana şurası da boş. Çünkü altına doğru. Görüyor musun? Evet. Oradan da yine bubble'ı görebiliyorsun. Yani aslında kapatmamışlar. Bu yastıklama noktasında daha iyi iş yapacağını gösteriyor. Burası da farklı bir plastikten. Yukarıda yine yumuşak bir köpük var. Bu faylon köpüğü olabilir, emin değilim. Hemen şöyle arkasına doğru döndüreyim seni. Arka topu yine tatlı. Bu diğerlerinde de böyle galiba. Şu şeyi seviyorum böyle. Hani dalgalı bir arka kısım oluyor ya. Bayağı hoş 34 gözüküyor. 34 yazıyor burada. Orada 34 mi yazıyor? Burada Yanis logosu var. Şöyle bakayım. İki ayakkabıda olan detaylar birbirinden farklıymış bu arada arkadaşlar. Dillerinde, sağında, solunda birçok yerde farklılık var. Şöyle içe bakarsan yine o zigzag deseni. Burada devam ediyor. Tamam, şöyle çevireyim. Dillerine bakar mısın? Bir tanesinde locked in, yani kilit var. Bir tanesinde de anahtar var ve Yanis logosu anahtarın tepesinde. Çok tatlı olmuş ya. Acaba ne demeye çalışıyor? Ben anahtar her oyuncu açıyor. Ben her oyuncuyu kitlerim, her defansı da açarım mı demek? Bu. Çok derin. Her şeyi de açar. Yani, Antetokounmpo. Aynen öyle. Yani defans karşısında duramaz. Kilit defans işareti demek çünkü çoğu defa. Hani bir de oldukça iyi bir savunmacı. Onu da düşünürsek sanki öyle bir manası varmış gibi olabilir. Şu Air Zoom yeriyle şu mor dil çok uyumlu. Güzel gitmiş. Güzel. Bence en güzel rengi buydu. Yani bilmiyorum, diğer renkleri, yeni çıkan renkleri daha görmedik. 3-4 tane renk gördük ama genel itibariyle bunu çok beğenmiştim. Ayakta da güzel. Şu an elde de bayağı güzel geldi. Hemen o zaman dil dedin. Dilin üstünde birçok tarih yazıyor. Tabi bu tarihlerin anlamını bilmiyorum. Mesela bu dilde yazmıyor. Sadece yazıyor. Onda yok. Aynen, burada mesela Freak yazıyor arkadaşlar. Burada ise bir ney bu, güneş mi diyeyim, ne diyeyim bu? Ne yazıyor? Nino mu yazıyor? Güneş gibi geldi. Bir şey yazıyor. Nike yazıyormuş. Evet. Nike. Çok değişik bir punto ile Nike yazmışlar. Değişik bir güneşe benzer de bir şuradaki şey Nike'lar kullanmış. Şuradaki Nike'lar da biri mavi, biri yeşil. Evet ve ters yöndeler. Evet. Farklı kullanımlar benim hep hoşuma gitmiştir. İki ayakkabıda da birbirinden farklı olması böylelikle daha fazla sizlere şey sunmuş oluyor, daha iyi hissettiriyor galiba. Dillerin içinde değişik değişik sanatlar var diyeyim artık. Benim çok anlayamadığım dikişler var. Bu dikişlerin aynısı
bu pull tablerde yani tutma kısımlarında da var. Yine mavi yeşil kullanılmış. Aynen. Evet, benim hoşuma gitti, ne dersin görüntü olarak? İçi nasıl? İçini hemen aynen çıkartalım. Hem giymeye de böylelikle hazırlık yapmış olalım. İçinde Freak muhtemelen yazıyor sadece. Diğer tekinde de bakalım onu aynı zamanda. Evet, şöyle çıkartayım. Bunda hem farklı bir logo varmış bunda. Hmm, değişik. Logosu var. Hı-hı. Ama işte 13, 14, 20 bir şeyler tarihler yazıyor. Tarihler gibi. Acaba değişik. Bu tarihler ne? İşte draft edildiği yıl, belki MVP aldığı yıl. Kardeşleri falan olabilir. 94 doğum yılı mı? Bizden küçük mü ya Yeniz? Küçük küçük. O zaman belki 94'lüdür. 08 belki işte Amerika'ya gelişidir, örnek veriyorum gibi. Hı-hı. Muhtemelen bu tarihlerde bir anlam ifade ediyor onun için. Her ayakkabıda farklı kullanım olduğu için arkadaşlar bunları bilmemiz çok zor. Böyle bir açıklama da çok yapılmıyor açıkçası. Yani designerlarının bazen ben zaman zaman röportajlarını falan izliyorum. Dili nasıl? Pofidik mi? Dili yani normal, çok fazla değil. Yani çok premium hissettirmedi onu söyleyeyim. Hmm. Her zaman gibi yenisi arkadaşlar biraz daha bütçeliğe kayan bir imzalı model. Bunu da ne kadar aldık? 1260 mıydı? 1265 miydi? 1265 artık bütçeli mi diyoruz? Bütçeli imzalı model olmuş oluyor yani. Bir işte LeBron gibi değil. Kyrie'lerle yakın oluyor. Ama çok premium gitmiyorlar. Daha önceleri de öyleydi. Şöyle dilini açayım. Dilinin kısalığına bakar mısın? Bu çok ilginç. Arkadaşlar minicik bir dil var. Bu nasıl bir kitlenme yapacak sahada bilmiyorum. Ayağınız bile giydiği zaman biraz daha kombişleşecek. Ya yani muhtemelen şurada falan şöyle kapanır. Yani bu dil yapısı hep bence riskli bir kullanım. İçte yine bir güneş var. Ve neyce yazıyor bilmiyorum ama Arapçaya benzer bir punto var. Sen çok anlayabiliyor musun? Legacy. Ha, I'm my father's legacy yazıyormuş. Bana doğru yazıyormuş. Ben sana doğru olduğunu düşündüğüm için hiç okumadım bile. Yine babamın ben mirasıyım yazısı her ayakkabıda vardı. Bu hatırlarsanız hemen buradaki dili de açalım bakalım. Babası ölmüş muydu? Babası ölmüştü. Emeğe gittiğini hiç göremedi. Burada da o bayağı kalın bir şey yazılmış. Bakayım burada. Kardeşlerin ismi var arkadaşlar. Kostas, işte Yanis, Tenosis, Francis falan diye. Bütün ailenin, sülalenin ismini yazmışlar. Bunu her ayakkabıda yapıyorlar. Çünkü Yeniz ayakkabılarında arkadaşlar tarihimle işte daha doğrusu bir anılarımı, tarihimi, geçmişimi ayakkabıma koyuyorum gibi tanıtılmıştı. Hep böyle bunu devam ettiriyorlar. I'm my father's legacy mesela bütün ayakkabılarında vardı. Hatırlarsan eskiden altlarında falan yazıyordu. Şimdi içine yazmışlar. Güzel, ufak tefek farklılıklar güzel. Burada Freak'ten sonra atmalı gibi 3-4 tane çıkıntı var. Ne olduğunu pek anlayamadım açıkçası. Neye hizmet ediyor? Evet, genel olarak birçok yine yeni ayakkabılarında görmeye alışık olduğumuz tarih, kokan ve ufak tefek böyle hikaye anlatan kısımlar mevcut. Üst yapısına biraz bakalım. Oldukça basit, yani daha ucuz modellerde kullanılan bir dikişli yapı mevcut. En son bu KD13'te vardı buna çok benzer. Bu biraz daha kalınmış. KD13'te hatırlıyor musun? Aynen böyleydi. Hiç beğenmemiştik onu da. Yani üst kısmı zayıf gelmişti KD13'ün. Sen sonra çok beğenmiştin. Ben KD13'ü beğendim ama üst kısmı eksikti. Ayakkabı çok güzeldi ama bu da yani fena olmayabilir. Gerçi mesela şu kısımları biraz daha kalın yapılmış. Ya yani keyifli, fena değil ama hani öyle çok büyük beklentiler girmeyin diye anlatıyorum. Gayet basit. Arka ayakta, arka topuktaki bu aşil yastıkları da normal. Rahat olacaktır muhtemelen ama böyle efsane efsane değil. Şahsen ama ben Freak ayakkabıları içerisinde 1-2-3'te en çok beğendiğim bu oldu. Olacak da yani performans olarak da bu olacak. Çünkü arkadaşlar şöyle altını çevireyim sizlere. Hem tamam tuşu açısından hem de yastıklaması açısından bence çok güzel olacak. Çünkü Freak'lerde hatırlarsanız hep yastıklamayı ben çok eksik buluyordum. Buradaki bu zoom üniteleri 2 tane var şöyle. Bayağı iyi iş yapmışa benziyor. Ben mağazada aldım, denedim. Oradaki böyle zıp zıplık hissi çok güzel. LeBron Witness'ta falan da var. Birkaç ayakkabıda benzer bir kullanım var ama hepsinde arkadaşlar bu zoom podlarının yani zoom pedlerinin, yastıklarının PCI'leri, basınçları birbirinden muhtemelen farklı oluyor veya kimyasalları birbirinden farklı oluyor. Öyle olunca vermiş olduğu o hissiyat da farklı oluyor veya kullanım şekli. Örnek veriyorum, bunun üstüne 3-5 katman koyuyorlar. Hissedemiyorsunuz. Bazen direkt ayağınızın altını, yani onu temas ediyor ayağınız. Öyle olunca daha iyi hissediyorsunuz gibi farklılıklar sizlerin konforuna ve basketine etki ediyor. Tahminim bu en sevdiğim Freak ayakkabısı olacak. İşte mesela şu yan kenar çıkıntısını falan görüyor musun? Dengeli yapacak bu muhtemelen. Çok okkalı ve sağlam basan bir ayakkabı. Kesinlikle sarsılmıyor gibi duruyor. Yastıklaması da güzel. Bu taban bence gayet güzel olacak. Baksana krater tarzı bir
tasarım mevcut. Aynı zamanda çok girintili çıkıntılı yapılmış ve iki bölümlü olması da biraz ayakkabıya esneklik verecek arkadaşlar. Yenisinin Eurostep'lerine muhtemelen şu kısım ayakkabıda biraz daha esnek olmasını sağlıyordur diye düşünüyorum. Orta ayakta muhtemelen içeride de bir plaka var. Yine öyle çok boş bir ayakkabı değil tabii ki. Evet, keyifli, güzel. Ben beğendim. Ne diyorsun? Hadi denedim. Bu renk de güzel. Hadi ayağımıza deneyelim. Biraz içinde hoplayıp zıplayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, detaylı incelemelerini de yapıyorum. Yaklaşık bu ayakkabıyı hızlı yapacağım. 2 hafta içinde yapmayı düşünüyorum. Takipte kalıyorsunuz. Hadi şimdi ayağımıza gireyim. Evet. Böyle kargo açımlarında ayakkabı hoşuma gidince keyifli oluyor ya. Değil mi? Hı hı. Her zaman bu hissi yakalayamıyorum gerçi ama. İstersen şu şeyi de aç da. Yani işte bunları giymesi falan da problem. Zor. Bunu nasıl yapacaksın mesela? Biraz büyük olunca ne yapıyorduk? Böyle içine katlıyorduk. Bunda öyle bir şey yapamazsın. Baksana, saçma sapan bir görüntü oldu. Evet. Açıkları biraz daha açabilirim. Biraz sanki PG1'e benzettim ben. PG1'e mi? Hafiften. Yani andırıyor olabilir. Biraz daha PG'de bu da yani şekil itibariyle böyle yuvarlak hatlara falan sahip. Ya baksanıza ya, ben bunu sevmiyorum işte. Yani takamadım bile. Ya, değişik evet. Bir şey oldu. 45 aldım arkadaşlar. Hafif buradan büyük oldu ama benim sağ ayağım daha küçük. Sol ayağımla daha iyi bir karar verebilirim. İşte sevmiyorum ya, bu tasarımları yanlış yapıyorlar bence. Ben hep şunu diyorum. Biraz bunu büyük yapın. Çünkü ayağım içine girdiği zaman genişliyor. Bu böyle tak diye oturmayacak buraya. Baksana. Yani şurayı, şimdi şuraya nasıl ben bir şey takabilirim? Sıktır. Ayağım parçalıyor o zaman da. Hmm. Yani bir de sağ sol yaptığım zaman buradan da bilmiyorum bir şey yapabilir. Baksana, buradan da bir boşluk varmış. Evet. Çok ilginç. Dikişler şurada sonlanıyor. Hmm, farklı geldi arkadaşlar. Biraz sanki çabuk çıkar gibi ya da. Yani muhtemelen bir de şimdi ben biraz daha atıyorum. Hani şuta dayalıyım. Artık belimden dolayı çok atletik hareketler yapmıyorum. Ama şöyle sağlam basket oynayan bir arkadaşım bunu belki çok rahat parçalayabilir. Hafif böyle dandik hissi verdi arkadaşlar. Acıkları şey, giymesi de biraz problemli. O acıklarını çok açmanız lazım. Giydikten sonra da çok kapatmanız lazım. Askı kullanımı pek hoş olmuyor ya. Genel itibariyle ben hani sevdiğimi hatırlamıyorum PG1 dışında. O PG1'de biraz daha öndeydi. O kadar ayağını yükseltmiyordu. Burada şimdi buraya koyuyorlar. Zaten ayağınızın en geniş kısmı şu üst kısmı olmuş oluyor. Evet. Dil güzel ya. Dil fena değil. Sol ayağım biraz daha İyi geldi. Sağ ayağım sanki biraz daha boşluklu gibi geldi arkadaşlar. Yani 44 alabilir miyim diye düşünüyorum şu an, öyle söyleyeyim. 44,5 pardon. Çünkü ayağında o kadar büyük durmadı. Öyle mi? Yalnız güzel. Rahatlığı güzel. Tabanın bölümlü olmasını hissediyorsunuz. Taban iki parçaya şöyle bölünmüş ya. Size sanki böyle farklı hem iç tarafta hem de dış tarafta bir destek sunduğunu hissediyorsunuz. Yani böyle bir devrilme hissi kesinlikle ve kesinlikle yok. Mesela LeBron Witness'ta o vardı. Ooo, bayağı iyiymiş yalnız ya. Bakayım. Hoşuma gitti arkadaşlar, diyorum ya. Hiçbir freak ayakkabısını, özellikle yastıklama ve taban olarak bu kadar beğenmemiştim. Bunu da bayağı beğendim. Güzel, ayağıma yakıştı mı? Hı hı, maşallah oldu. Evet, çok iyi. Çok iyiymiş. Gerçekten hoşuma gitti. Görüntü de güzelse zaten daha ne olabilir? Dediğim gibi ilk şu an bana düşündürdükleri hisleri şu iki taraftan ayağımın çok korumalı olduğunu hissediyorum. Değişik bir his var. Ve zıplığı da çok harika. Muhtemelen kullandıkları köpük de size iyi bir yastıklama hissi veriyor. Şu arka topukta da aynı şekilde güzel bir his var. Öndeki bu zoomlar arkadaşlar bayağı güzel yapmışlar ya. Hoşuma gitti. İşte üstler biraz vuruşuyor vuruşuyor ya. Bu belki hoşumuza gitmeyebilir. İşte üstte kullanılan materyalden. Evet, keyifliydi, kesinlikle güzeldi. Dediğim gibi bu ayakkabıyla bayağı hızlı bir inceleme yapmak istiyorum. Çünkü piyasada yeni renkleri gelecek daha. Hemen sizlere iyi midir, nedir, ne değildir her şeyi anlatmak istiyorum. Onun için takipte kalıyorsunuz. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz veya o zil işaretine basıyorsunuz. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki güzel kargo açımlarında görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük. Al.